Allah, Hazreti İsa aleyhisselamı diri olarak kendi katına yükseltmiştir. İnkar edenlerin, Hazreti İsa aleyhisselamı öldürmek amacıyla kurdukları tuzağın bozulmuş olduğunun önemli delillerinden biri de, Rabbimizin Hazreti İsa'yı kendisine yükselttiğini bildirmiş olmasıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni kendime yükselteceğim. Rafiuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler, ma katelehu, ve onu asmadılar, ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi, şubbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler, ma katelehu. Bilakis, bel, Allah onu kendine yükseltti. Refea. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetlerde Rafiuke ve Refea olarak geçen kelimelerin Arapça kökeni ref kelimesidir. Ref kelimesinin sözlük anlamı yükselmektir. İslam alimleri ref kelimesini açıklarken, ref kelimesi alçaltmanın tersidir demektedirler. İslam alimi Eşari, Ali İmran suresinin 55. ayetini Nisa suresinin 158. ayetiyle birlikte açıklamış ve bu konudaki kanaatini şu şekilde ifade etmiştir. Hazreti İsa'nın diri olarak semaya ref edildiği, yükseltildiği hakkında ümmetin icmağı vardır. İcmai ümmet, aynı asırda yaşamış olan İslam alimlerinden müçtehit olanların bir mesele hakkında verilen hükümde birleşmeleridir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu ayetleri açıklarken, Hazreti İsa aleyhisselamın ölmediği, Allah katına yükseltildiği ve bu yükselmenin ruhu ve bedeniyle birlikte gerçekleştiği hususunda hemfikirdirler. Bu alimlerden bazılarının görüşleri şöyledir. Kelam ve tefsir alimi Fahruddin Razi, Nisa suresinin 158. ayetinde bildirilen "Bilakis Allah onu kendine yükseltmiştir" haberiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Buradaki yükseltme ile kendisinde Allah'ın hükmünün dışındaki hükümlerin geçerli olmadığı bir yere yükseltme kastedilmiştir. Hazreti İsa'nın semaya yükseltildiği bu ayetle sabittir. Hasan Basri Çantay tefsirinde Rafiuke kelimesini kendisine yükseltip kaldırmak olarak tefsir etmiş ve Allah Hazreti İsa'yı ruhu ve bedeniyle birlikte yükseltip kaldırmıştır şeklinde düşüncesini açıklamıştır. İbn Teymiye'nin açıklaması ise şöyledir. Allah onu, Hazreti İsa'yı kendi katına yükseltti. Ayeti, Hazreti İsa'nın ruhu ve vücuduyla yükseltildiğini açıklamaktadır. Ünlü müfessir Sabuni ise, Ali İmran suresinin 55. ayetini açıklarken, Hazreti İsa'nın Allah katına yükseltilmesi konusunda düşüncelerini şöyle açıklamaktadır. Yüce Allah'ın böyle buyurmasındaki hikmet, Hazreti İsa'yı Yahudilerin elinden kurtaracağını ve ona hiçbir eziyet edilmeden sağ salim göklere kaldırılacağını müjdelemektedir. Hazreti İsa'nın yükselmesi manevi bir yükselme değildir. Kur'an ayetlerinden ve İslam alimlerinin yorumlarından açıkça görüldüğü üzere Hazreti İsa diri olarak bedeniyle birlikte Allah katına yükseltilmiştir. Bu Allah'ın bir mucizesidir ve iman edenlerin büyük şevk ve heyecan duyacakları bir harikadır. Ayette bildirilen ref kelimesiyle manevi bir makama işaret edilmiş olsaydı, Kur'an'da diğer peygamberler için de benzer bir ifade kullanılabilirdi. Hazreti İsa aleyhisselama mahsus olarak Allah katına yükseltilmiş olduğunun vurgulanmasının hiç şüphesiz pek çok hikmeti vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Şuayb aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam,
Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam gibi vefat eden diğer peygamberlerden hiçbiri için böyle bildirilmemiştir. Diğer tüm peygamberlerin ölümü bildirilirken, biyolojik anlamda bilinen ölüm kelimesinin çeşitli türleri kullanılmış, Hazreti İsa aleyhisselamın ise ref'i yani yükseltildiği haber verilmiştir. Peygamberler de dahil tüm insanlar öldükten sonra ruhları Allah katına yükseldiğinden, Hazreti İsa aleyhisselam için özel olarak ref kelimesinin kullanılması olağanüstü bir durumun varlığını göstermektedir. Zahid Kevseri ise Kur'an'da Hazreti İsa aleyhisselamın Allah katına yükseltilmesi konusunun itiraz edilemeyecek kadar açık ve net olduğunu ifade etmektedir. Ali İmran suresinin 55. ayetini ve Nisa suresinin 157-158. ayetlerini delil olarak gösteren Kevseri, bu ayetlerde Hazreti İsa'nın ref'inin nas yani Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şeriflerde bir iş veya konu hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelam ve ayet hükmünde olduğunu söylemekte ve konuyu şöyle açıklamaktadır. Çünkü ref'in asıl anlamı aşağıdan yukarıya doğru nakildir. Buradaki ayetleri mecaz anlamıyla açıklayabilecek bir husus yoktur. Dolayısıyla şeref ve makam bakımından yükseltme gibi bir manayı çıkarmaya çalışmanın bir delili bulunmamaktadır. Mevdudi de bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır. Eğer Allah ayette bildirilen kelimelerle Allah onu öldürdü veya Allah onun makamını yükseltti diye buyurmak isteseydi bunu açıkça bildirirdi. Birincisinin yerine şüphesiz onlar onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat onu onlardan kurtardı ve sonra o kendi eceliyle öldü sözlerini bildirebilir. İkincisinin yerine ise onlar onu çarmıha gererek alçaltmaya çalıştılar. Fakat Allah onun makamını çok yükseltti ifadesi bildirilebilirdi. Hazreti İsa aleyhisselamın yeniden yeryüzüne gelişi konusunda araştırmaları olan ve bu araştırmalarını özel bir kitapta toplayan Mısırlı İslam alimi Muhammed Halil Herras da bu konuda şunları söylemektedir. Nisa suresinin 158. ayetindeki ref kelimesinden sadece ruhun yükseltilmesi kast edilseydi, bu katli, öldürmeyi ve salbi, asılmayı iptal etmez ve ayetin bildirdiği hikmet yerine gelmemiş olurdu. Faraza, Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürselerdi, ki bu hiçbir zaman olmamıştır, onun ruhu zaten Allah'a yükselecekti. Zira biliyoruz ki, bütün peygamberler ve müminler öldükten sonra ruhları Allah'a yükselir. Bu konuda Hazreti İsa ile diğerleri arasında bir fark yoktur. Onun için bu ayette bir hususiyet vardır ki, o da Hazreti İsa aleyhisselamın hem beden hem de ruhu ile diri olarak ref edilmesidir. Aynı zamanda bu ayetin sonuna baktığımızda Allah'ın izzet ve hikmetinin tecelli ettiğini görüyoruz. Bazı kimselerin öne sürdüğü gibi ayette bildirilen yükselme, Hazreti İsa aleyhisselamın manevi olarak veya derece bakımından yükseltilmesi değildir. Allah, Hazreti İsa aleyhisselama kurulan tuzağın bozulduğunu haber vermiştir. Tuzağın bozulması, Hazreti İsa aleyhisselamın ölmemesi anlamına gelmektedir. Bu durumda, ayette haber verilen bilgi, Hazreti İsa aleyhisselamın manevi olarak değil, ruhu ve bedeniyle birlikte Allah katına yükseltilmiş olmasıdır. İnkarcıların tuzakları, Hazreti İsa aleyhisselamın canlı olarak Allah katına yükseltilmesiyle bozulmuştur. Alim Zahid Kevseri bu konuyu şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir ayette, "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah seni insanlardan korur." buyurulmaktadır. Şüphesiz burada ayet, insanlara karşı senin mertebeni yükseltir anlamında değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiili bir saldırı vardı ve bu saldırıya karşı Allah onu maddeten koruma altına almıştı. Hazreti İsa için de durum böyledir. Ona karşı fiili bir saldırı vardı. Dolayısıyla ayetin zikredildiği makam itibariyle dahi burada ref manevi bir yükselmeden ibaret olmamalıdır. İbn Teymiye bu konuya şöyle dikkat çekmektedir.
Allah bununla ölümü buyurmak isteseydi, Hazreti İsa aleyhisselam diğer müminler gibi olurdu. Allah bütün müminlerin ruhlarını almakta ve göğe yükseltmektedir. Böylece bunda bir hususiliğin olmadığı anlaşılırdı. Yani Allahu Teala'nın Hazreti İsa'yı özel olarak bu şekilde zikretmesinin anlamı olmazdı. Şeyhül İslam Mustafa Sabri de konuyu şu şekilde açıklamaktadır. Ayette şayet sadece öldürme buyurulsaydı, Hazreti İsa'nın ruhu da diğer ruhlar gibi zaten yükseleceği için Rafiuke kelimesini zikretmeye gerek yoktu.